Bilgisayarlı tomografi, daha yaygın bilinen adıyla BT, tıpta hayati bir rol oynayan tanısal bir işlemdir. Klinik sorulara genellikle saniyeler içinde net bir görüntü sunar ve cevap sağlar. BT, en küçük patolojik değişiklikleri bile tespit eder ve yumuşak dokuların karakterize edilmesine yardımcı olur. Peki, bilgisayarlı tomografi nasıl çalışır? Geleneksel röntgenlerin aksine, BT çekimleri vücudun farklı katmanlarını art arda görüntüler. Bu görüntüler, çeşitli gri tonlarda iki boyutlu kesitsel görüntüler oluşturmak için kullanılır. Kemikler, röntgen ışınlarını çok az ilettiği için parlak görünür. İşlem ağrısızdır ve genellikle yalnızca birkaç dakika sürer. BT çekimleri, bir kaza, kalp krizi veya felç sonrasında tam olarak ne olduğunu ve öncelikle ne yapılması gerektiğini netleştirmek için kullanılır. Ayrıca bir tümörün boyutunu ve konumunu belirler, tedavinin başarılı olup olmayacağını tahmin eder. BT çekimleri, beyin ve kalpteki kan damarlarını çok net bir şekilde görüntüleyebilir ve bu damarların tehlikeli şekilde daralmış olduğu bölgeleri gösterir. BT çekimi sırasında hasta, tarayıcının içine kaydırılan bir masaya uzanır. Hasta tarayıcıya girdiğinde, entegre röntgen kaynağı sürekli olarak döner ve vücudun belirli bir bölgesine her açıdan röntgen ışınları gönderir. Organlar ve dokular, röntgen ışınlarını farklı derecelerde zayıflatır. Vücuttan geçen ışınlar, dedektörler tarafından algılanarak elektronik sinyallere dönüştürülür. Bu sinyaller, bilgisayarın bir görüntü hesaplamasını sağlar. İki röntgen tüpü, kesitsel görüntüleri yarı sürede oluşturur. Bu sayede hızla atan bir kalbin bile net görüntüsü elde edilebilir. Radyologlar iki boyutlu veya üç boyutlu görüntülere dayanarak teşhis koyar. Daha sonra bulguları ve tedavi önerilerini diğer tıp meslektaşlarıyla tartışırlar. Çekimden önce görüntülerdeki kontrastı artıran bir madde, kontrast madde verilmesi gerekebilir. Bu, farklı doku yapılarını, kan damarlarını, tümörleri ve iltihapları ayırt etmeyi kolaylaştırır. Hastalıklar daha erken ve kesin olarak tespit edilir. Günümüzde neredeyse tüm hastalar BT ile incelenebilir. Çekim sırasında hareketsiz durmakta zorlananlar bile bu gruba dahildir. Yaş, boy ve kilo artık bir engel değildir. Ancak radyasyon maruziyeti nedeniyle hamile kadınlar yalnızca başka bir tanı yöntemiyle teşhis konulamadığında BT çekimiyle incelenmelidir. Bugün bir BT çekiminin ortalama radyasyon dozu düşüktür. Bu doz, bir kişinin bir yılda doğal çevreden aldığı ortalama radyasyon miktarına eşittir. Bu düşük doz, çeşitli teknolojik gelişmeler sayesinde elde edilmiştir. Artık tek bir röntgen görüntüsünün radyasyon dozuyla bile BT görüntülemesi yapılabilmektedir. BT çekimleri yalnızca vücudun anatomisini görüntülemez, aynı zamanda dokunun özellikleri hakkında da doktora bilgi verir. Bu ek bilgi, tedavi kararı için önemlidir. Ancak bu kadar da değil. Büyük veri tabanlarına bağlandığında öğrenme algoritmaları BT çekimlerinden giderek daha fazla bilgi çıkarabilir ve bu da muayenenin faydasını artırır. Bu gelişme henüz erken aşamadadır. Bilgisayarlı tomografi, modern tıbbın en güçlü tanı araçlarından biri olarak hayat kurtarmaya devam ediyor. Hızlı, güvenilir ve detaylı görüntüleme sunan bu teknoloji sayesinde hastalıklar artık çok daha erken evrede tespit edilebiliyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ilgili daha fazla içerik için bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.